Yes. Bakın bahçemize. Hayır canım kızım. Birazcık da böyle büyük olacaklar bak. Bu kadar. O zaman yiyebiliriz. Ya ama otlar da yanında büyüyor. Çok. Otları yemiyoruz Ceylin. Onlar da yeşillik ama onları yemiyoruz. Mesela soğanları yiyoruz. Ve burada da kardeşim şimdi Selin de yardım ediyor teyzeye. Mustafa, Efe ve annesiyle birlikte burada ya trampolini kuruyorlar. Ve Ceylin de ve böyle işte trampolin yapılmak üzere. Evet, teyze yapacak. Birlikte yapıyorsunuz. Bir kahve oluyor. Benim için kahvemi koydum. Kahve içeceğim. Şimdi de bahçede çok heyecanla çocuklar trampolin yapıyorlar teyzeleriyle birlikte. Bir de Mustafa. İşte Mustafa ve annesi. Çocuklar da heyecanla bekliyorlar. Bu şekilde bağlamaya çalışıyorlar. Mustafa, Efe. Bu şekilde çocuklar da heyecanla bekliyorlar. Şimdi onu tayin edelim. Hey, deze die kussentjes die moeten hier overheen, hè, jongens? Ja. Je moet ronddraaien. Ja. Zit dat nu? Zat die op de plek? Een hekje. Yapıldı. Tek bir şey eksik. Abla, ne eksik? Şu şeyden şu. Bıçı. Ya öyle gibi bir şey. Nuray teyzesi teşekkür ederiz. Al. Here gonna da shit metals what? Bakın bakın kimler uyanmış. Kapıyı niye örttün Nurhayat? Ay. Ne dön can geliyor can durun. Allah bizi ıslatıyorlar can. Ne yapacağız? Ha Cani ne yapacağız? Can. Can yeni uyandığı için. Bizi uyandır. Ceylin ben göstereyim Ceylin. Hopluyor. Semih acıktı tekrar çorba içiyor. Yemeğimiz az kaldı, pişiyor bu da. Fırında tavuk yapıyoruz. Bakalım Semih, Ceylin, Selin ve Can da öndeler. Oynuyorlar. Tuvalette su doldurup
tuvaletten su doldurup çiçeklere su veriyorlar canlarım. Çiçek sulama problemim yok. Sağ olsunlar çocuklar yatıyor. Ben de şimdi lahana şeysi yapacağım. Lahana salatası. Kırmızı lahana. Ve bugün saat 7'de büyük şey var. Önemli konuşma var. Hollanda'nın Cumhurbaşkanı gibi bir şey konuşacak. O yüzden heyecanlıyız çocuklarla, okulla. Okulla ilgili bakalım neler söyleyecek. Ya bekliyoruz. Hollanda artık televizyona bakacak. Yeni işlemler, yeni kurallar neler olacak? Bakalım. Evet, haberler başladı. Saat 7'ye geç, 7'de haberler de çıktı bugün. Okullar açılıyor. Mayıs tatilinden sonra okullar açılacak. Yani sınıfın yarısı en azından başlayabilecek. Bu ne demek? Sınıfın yarısı bir dönem gidecek, öbür yarısı da öbür haftanın birkaç günü. Çocuklar, okul bilgisayarımı alıyorum buradan ve güzel evimde oturacağım. Az dışarıya gittik kız kardeşimle, Mustafa'yla kız kardeşimle anneme uğradık ve şimdi oturuyorum. Yoruldum bayağı. Saat 7'de bugün haberler... Ay pardon. Bugün saat 7'de haberlere çıktı. Çocukların okulu başlayacak. Ama tabii ki eskisi gibi olmayacak. Ama yine de başlayacak. Bakalım bizim okul ne diyecek. Bunu mektupla bize en azından bu hafta bildirirler. İnşallah hayırlısıyla okullar da başlayacak. Ya bir yandan bir mutluluk var ama bir yandan da merak var. Nasıl olacak bu güzel karardan sonra, nasıl okullar artık başlayacak? Herkes, bütün sınıf başlamayacak ama yarısı en azından başlayacak. Derken yani bütün sınıfla bir başlamayacaklar. Yarısı bir hafta, yarısı öbür haftanın günlerinde paylaşacaklar günleri. Artık merakla bekliyorum nasıl yapacak okul. Ve bugünün vlogu çok kısa oldu ama bugün böyle geçirdik. Sizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yine başka bir vlogda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.